Merhaba arkadaşlar. Şimdi şu Yui 38 milimetrelik çapında, yani kocaman, çok kalın, çok uzun saçlara uygun diyorlardı hep. Ama büyük büyük dalga yapsın da istiyoruz. 200 dereceye kadar ısındı. Bu böyle açtıktan sonra işte böyle adım adım ilerledi. 80, 90, 100, şu göstergede yazıyor ama en son 200'e ulaştığı zaman dıt 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 falan diye şey yapmadı, alarm vermedi yani. Cihazı ısıttık, 38 milimetre, 38 milimetre kalınlığında. Yani benim önceki 19 milimetreydi, hep onu kullanıyordum ben. Sonra dalgalar biraz daha büyüyüp açılıyordu. Açılınca rahat oluyordu. Yani bunun da açılacağını düşünürsek bir dalga falan kalmayacak ortada. Öyle görünüyor aslında. Ama yine de istiyordum hep böyle en kalın, en büyüğü olsun. Büyük büyük su dalgası yapsın diye düşünüyordum. Şimdi deneyeceğiz. Bu 80 ile başladı. Aç deyince 200'e ayarladım. Ondan sonra 80, 90, 100, 120 böyle hızlı hızlı arttı. Hızlı da bir ısındı. En son su testi de yaptık, üstüne su sıçrattık. Hepsi hemen yandı, yani ütünün ısınması gibi. Ayağı da var ve kablosu da dönüyor. 2 metre kablosu, 2 metre uzunluğunda. Şimdi saçımıza uygulayalım bakalım. Saçımı sadece kuruttum. 210 oldu bu arada, bakın. Görünüyor mu? 205, 206. Şey de artıyor böyle. Kendi kendine yani bir rakam rakam arttı. İşte 210'a geldi şimdi. Şöyle bastıkça 10 artıyor. 10 azalıyor. 210'a geldi ama burada dıt 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 yapmadı mesela. Bir sinyal verse olurmuş. Şunu tepeye bağlayayım. Mesela şuraya yapalım bir tane. Şu kısmı evet biraz sert, öyle yorumlarda yazıyordu çok zor açılıyor falan diye. Ne olabilecek? Bir tane dalga olabilecek bu. Böyle görünüyor. Bir şeylere bastım yalnız. Şu şeylerden kim bilir neye bastım ama sıcak zaten şimdi. Soğusa bile, kapatmış olsam bile bir daha elim alıp bakıncaya kadar saçımı ısıtmış olur. Şimdi saçımı düz kuruttum. Bir şey de sürmedim hiç. Isı koruyucu, jöle falan bir şey sürmedim. Açalım artık değil mi? Ooo çok güzel oldu. Bakın. Bunun da yarısını alayım mı? Ay ay ay. Elim yanacak diye korkuyorum. Yine bastım. Bir şeylere basılıyordu. Ay. Şöyle ucunu tutmak gerekiyor ve manşede böyle yukarıdan aşağı yapmak gerekiyor. Çünkü sebebini söyleyeyim hemen. Bu bıraktığın zaman aşağı doğru yaylanıyor ya saç. Ama aşağıdan yukarı doğru manşeyi tuttuğun zaman saç yukarı doğru yaylanması gerekiyor. Onun için de öyle bir şey olmayacağı için çirkin bir lüle olmuş oluyor. O yüzden manşeyi böyle yukarıdan aşağı tutuyoruz. Çok güzel oldu. Bayağı güzel oldu. Sonra açılıyor falan diyenler olmuş yorumda. Çok az da kişi almış, yorum yapmış. Sonradan açılıyor. Ama o saçımızın kendi kalitesine, şeyine bağlı. Mesela boyalı saç artık biraz daha kuru olmuş oluyor. Ne kadar bakım yapsak da. O tutuyor aslında genel olarak. Kıvırcığı, dalgayı, maşayı falan tutuyor. Yani hemen açılmıyor. Ama doğal saç hiç boyanmamış. Onda evet, jöle möle gerekir.
10 saniye yaklaşık tutuyoruz bunu burada. Kısa saçlara uygulaması zor, evet. Çünkü işte gördüğünüz gibi bu elimin yanma riski. Şunu da böyle alalım. Saçın dibine de çok yaklaştığı zaman başımızın dibine de ısı veriyor. Yani hemen direkt temas etmese bile o yoğun ısıyı saçın dibine verdiği zaman saç derisi de hassas, ince. Çözdükten sonra tekrar şeyle tutmaya gerek yok böyle. Yuvarlayıp da tepeye falan tutmaya. Bakın. Şöyle yapayım. Bu arkada üçe böldüm. Bu, bu. Bir de üst taraf. Bıraktım. Bir lüle. Evet. Bir lüle yapıyorum yani. Nasıl dönecek bu? Zaten hafif dalgalı olsun istiyoruz. Bunu da işte yukarıdan gördüğünüz gibi böyle buradan geriye. Bir de yaparken işte yüzden, yüzümüzden geriye geriye yapıyoruz saçları hep. Yani lüleyi de maşayı da şöyle çevirip saçı böyle dolayıp arkaya doğru atıyoruz. Nasıl yaptık bunu? Şöyle de dursun. Budanmış. Şunu da şöyle biraz arkadan yapıyorum ki böyle önüme, kafama, yüzüme düşmesin diye. Bir. Bir lüle. Ay çok zor oldu. Bu böyle oldu mu? Bu sağlam da sıkı sıkı tutuyor. Ucunu bakayım, tutmasam da oldu. Ama güzel sonuç veriyor. Komik görünüyor. Ay. Ayağı da var. Bunu sarmış mıyım? Tamam. Güzel oldu. Güzel oldu. Şey böyle hava kattı yani. Havalı havalı oldu. Böyle hacimli. Sönmez bunun bu şeyi. Düşmez yani. Ne derler? Böyle sönüyor. Hemen düzleşiyor saçım. Hiç tutmadı falan diyorlar da. Zaten tutacak pek bir şey yapmadı yani. Böyle sıkı sıkı bir dalga maşa yapmadı. Gayet de güzel. Havalı hacimli oldu çok. Ben beğendim. Güzel. Güzel bir ürün. Kullanırken de basmışım, 170'e düşmüş. Neye bastım diyordum. İyi yapmış. Yani 170'te de güzel bir şey verdi. Of bastım ortaya, of dedi, kapattı. Ses çıkarmıyor yani. Bir sinyaller varsa falan olurmuş ama güzel. Dijital göstergeli olması da güzel. Güzel güzel yani, işe yarıyor. Beğendim ben. Videoyu faydalı bulduysanız beğene tıklara abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.